Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem ikinci yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen 1. sorumuzla başlayalım. Boşluk doldurma verilmiş bize ve kelimeler verilmiş yukarıdan. Uygun kelimeleri cümlelerin cümlelerde bulunan boşluklara yerleştirmemizi istemiş. Hemen bakalım. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimelerle tamamlayınız demiş. Bize boşluk vermiş bir işi yaparken elinden geleni yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakmak. Bu nedir arkadaşlar bir işi atıyorum mesela e, siz sınava çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz e, videolar izliyorsunuz tekrarlar yapıyorsunuz ve artık bunun sonucunu Allah'a bırakıyorsunuz. Hani ben elimden geleni yaptım. E, Sonucu Allah'a kalmış. Yüksek alabilirim de alamayabilirim de. Ama siz e, Allah'a bırakıyorsunuz. Onun adı tevekkül oluyor arkadaşlar. Bir işi bir işte elinden geleni yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakmak. Ben elimden geleni yaptım demek. Hemen ikincisine bakalım. Kişinin kendi isteği ile yalnızca Allah rızası için fakir ve muhtaçlara yaptığı yardımdır. Bu nedir? Sadece Allah rızası için bakın bir desin diye değil veya görsün diye değil. Sadece Allah rızası için kişinin kendi arzusu ve isteği ile fakir ve muhtaçlara yaptığı yardım sadakadır arkadaşlar. Sadakayı da eleyelim. Kişinin kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için fakir ve muhtaçlara yaptığı yardımdır. Diğerine bakalım. Allah'ın rızasını kazanmak için kişinin kendi malından harcama veya bağış yapmasına ne ad verilir demiş bize. Allah'ın rızasını kazanmak için kişinin kendi malından harcama ve bağış yapmasına, kendi mallarından harcama ve bağış yapmasına infak denir. Arkadaşlar infoa da bu şekilde öğrenmiş olduk. Diğer bir cümleye bakalım. İslam dinine göre bir Müslümanın zengin kabul edilme sınırına ne denir? diye sormuş bize. İslam dinine göre bir Müslümanın zengin kabul edilme sınırına nisap denir arkadaşlar. nisabı da bu şekilde öğrenmiş olduk. İslam dinine göre bir müslümanın zengin kabul edilme sınırına nisap denir. diyoruz. Tekrarımızı yaptıktan sonra diğer bir cümleye geçiyoruz. Toprak ürünlerinden alınan zekata ne ad verilir? Toprak ürünlerinden bakın burada detay zaten toprak ürünlerinden alınan zekat buna öşür denir arkadaşlar. Toprak ürünlerinden alınan zekata öşür denir. diyoruz ve diğer bir cümlemize geçiyoruz. Allah'ın kainata koyduğu yasaların genel adına ne denir? demiş. Allah'ın kainata koyduğu yasaların genel adına sünnetullah denir arkadaşlar. diyoruz ve bunu da çok güzel bir şekilde geçiyoruz. Diğer cümlemize bakalım. Sadece Ramazan ayında ailedeki kişi sayısınca ve en geç bayramdan önce verilmesi gereken sadakaya ne ad verilir demiş. Bakın bu sadece Ramazan ayında oluyor ve ailedeki kişi sayısınca en geç bayramdan önce yani Arife'ye kadar verilmesi gereken sadakaya Fitre diyoruz arkadaşlar. Fitre Ramazan'da verilmesi gereken bir sadakadır. Diyoruz. Ve ikinci sorumuz ile devam ediyoruz arkadaşlar. Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetine ne ad verilir? Allah tarafından bize verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetine cüzi irade denir. Bir de külli irademiz vardı diyoruz ve üçüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bakın Allah tarafından bize verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyeti cüzi iradedir. Bunu tekrar tekrar etmiş olayım. Ve üçüncü soruma geçiyorum arkadaşlar. Allah'ın canlılar için yarattığı bütün nimetlere ne ad verilir? Yani can sadece insan değil hayvanları bitkiler bile bitkiler için bile yarattığı bütün nimetlere rızık denir arkadaşlar. Diyoruz ve mükemmel bir şekilde bu sayfamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. sayfamı ayarlayayım. Yüce Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesine ne ad verilir demiş? Bakın, diğeri neydi? Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyeti cüzi iradeydi. Yüce Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesine ise külli irade denir arkadaşlar. Tekrar tekrar etmek gerekirse Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesine külli irade deniliyor. Allah'ın bize verdiği sınırsız özgürlük ve bize tercih etme kabiliyetine ise cüz'i irade deniliyor. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Nisap miktarı para veya malın zekat olarak verilebilmesi için birikim tarihinden itibaren üzerinden kaç yıl geçmelidir? nisap miktarı para veya malın zekat olarak verilebilmesi için. Bir malımız var. Bunu zekat olarak sayabilmemiz için birikim tarihimizden bir yıl geçmesi gerekmektedir arkadaşlar. Diyoruz ve altıncı sorumuza geçiyoruz. Kişinin Ramazan Bayramına ulaşmanın şükrü olarak verdiği vacip sadakaya ne ad verilir demiş? Ramazan Bayramına ulaşmanın şükrüyle. Yani orucu tutuyoruz, bayramı geçiriyoruz ve bayramdan sonra bayramı veya bayramda bayram ulaşmanın şükrü olarak verdiği vacip sadakaya fıtır sadakası denir. Burada bir soruyu daha tekrar etmek istiyorum. Ramazan ayında verilen bir sadaka vardı. Ailedeki kişi sayısınca ve en geç bayramdan önce veriliyordu. Buna fitre deniliyor. Ama bay, Ramazan bayramına ulaşmanın şükrü olarak verdiğimiz sadakaya ise fıtır deniliyor arkadaşlar. Fıtır sadakası. Ramazan bayramının ulaşmanın şükrü için Ramazan bayramından sonra veriliyor. Fitre ise Ramazan ayı içerisinde veriliyor. Ailedeki kişi sayısınca. Verilen bir sadakadır diyoruz ve tekrarlarımızı yaptıktan sonra 7. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Mekkeli Müslümanlara yardım eden, Medineli Müslümanlara ne denilmiştir? Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara ne ad verilir? Ensar denir arkadaşlar. Bu Ensar Medineli Müslümanlara deniliyor. Şunu büyük yazayım diye anlayın diye Ensar denir. Medineli Müslümanlara. Hemen 8. sorumuza geçiyoruz. Bir kişinin sadece Allah'ın rızasını göstererek yaptığı her türlü maddi ve manevi yardıma ne ad verilir demiş. Bir kişinin Allah rızasını göstererek yani niyeti her zaman arkadaşlar Allah'ın rızası olması gerekiyor. Her türlü maddi ve manevi yardıma ise sadaka denir diyerek 9. sorumuza geçiyoruz. Kimlere zekat verilir demiş arkadaşlar. Bu soru kesin banka çıkacak sorulardan birisi bence. Zekat ilk başta yoksullara verilir. düşkünlere verilir. Borçlulara verilir. Yolda kalmışlara verilir. Ve özgürlüğünü yitirmiş olanlara verilir. Diyoruz. Ve mükemmel bir şekilde çalışmalarımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yazılı sorularından haberdar olmak için sayfamıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.